Biz bugün Türk İş'in önüne geldik. Uzun zamandan bu tarafa Milli Savunma Bakanlığı askeri iş yerlerinde çalışan işçilerin sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Özellikle kalifiyeli personellerin uzun zamandır ihmal edildiği bir ortamdayız. Ve ciddi anlamda özlük haklarımızla, maaşlarımızla geçim sıkıntısı çekmeye başladık. Bunlarla beraber de kalifiyeli işçilerimizin iş yerlerimizden bir bir kamu iş yerleri olmamıza rağmen ayrılışını izliyoruz. Bu ülkemiz adına da, kendi iş yerlerimiz adına da ciddi anlamda bir problem. Bugün de üyelerimizin, 26 bine yakın üyemizin sorunlarını anlatmak için Türk İş'teyiz. Türk İş'imize derdimizi anlatacağız. Bakanlıklarımıza derdimizi anlatacağız. Zaten anlatıyoruz da genel merkezimizin üzerinden, genel başkanımız ve bizlerin üzerinden anlatıyoruz. Ama biz çok acilen sorunlarımıza çözüm arıyoruz, çözüm istiyoruz. Çünkü ciddi anlamda vergi problemimiz var, ciddi anlamda gelirlerimizle ilgili problemlerimiz var, özlük haklarımızla problemlerimiz var ve biz bu yılın başında verilen, kamuda memurlara verilen, diğer kesimlere verilen zamların hiçbirinden yararlanamıyoruz. Türkiye'de yaşam şartlarının gerçekten ağırlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem verdiğimiz mücadele aslında karnımızı doyurmak, daha doğrusu sevdiklerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin karınlarını insan onuruna yakışır bir şekilde doyurma mücadelesidir. Bugün geldiğimiz noktada da çalışan üyelerimizin büyük bir kısmı artık kiralarını ödemekte ciddi zorluklar çekiyor. Söylemler değişiyor, bakış açıları değişiyor, sendikara olan bakış açıları değişiyor, Türk İş'e özellikle bakış açıları değişiyor ama bu yaptığınız, aldığınız eylem kararı Türkiye işçi sınıfı bir toparlanma süreciyle ilgili çok ciddi ve anlamlı bir karar. Bununla ilgili şu anda arkadaşlarım tamam ciddi bir beklenti içerisinde. Çok basit ya, biz 2015 yılında almış olduğumuz ücretin karşılığını istiyoruz. Asgari ücreti 2,5 katıydı. Şu anda 1,4 katı. 2015-2014'te kıyasladığınızda takribi 45-46 bin lira bandından bahsediyoruz. Bu da çok öyle uçuk bir rakam değil. Biz insanca yaşamak istiyoruz üyelerimiz adına. Onları tatmin edecek bir zam istiyoruz. Yani şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Devletimiz, devlet büyüklerimiz genelde baktığınızda kamu sektörü olarak bilinen kesime zam verdiğinde biz işçi kesimine bir üvey evlat muamelesi görüyoruz.